Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O ki, yerde ve gökte ne varsa yalnızca O'nun hükmü altındadır. O, yaratandır, yoktan var edendir. Her şeye hayat veren ve dilediğinde O'nu sonlandırandır. Salat ve selam Allah'ın kulu, Resulü, insanlığa hidayet rehberi kıldığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Ey insan! Yaratılışına bak, her şeyden müstani olan Rabbini tanı. Seni yoktan var eden Allah'tır. Annenin karnında seni şekillendiren, kemiklerini etle örten, sana işitme, görme ve kalp veren Rabbin değil midir? Gözlerinle alemi seyredersin, kulaklarınla hayatın seslerini işitirsin, kalbinle hisseder ve düşünürsün. Tüm bunlar seni Rabbine yönlendiren apaçık deliller değil midir? O halde neden Rabbinin birliğine iman etmez, yalnızca O'na kulluk etmezsin? Allah tektir ve eşi benzeri yoktur. Ne göklerde ne yerde O'na ortak olan bir ilah yoktur. O'nun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Göklerin direksiz yükseltilmesi, yeryüzünün su üzerinde sabit tutulması, bulutların ağırlıklarıyla gökyüzünde asılı kalması, her biri Rabbinin varlığına ve birliğine işaret eden apaçık ayetlerdir. Ey insan! Sana gönderilen peygamberlere ve kitaplara kulak ver. Hazreti Nuh, kavmini bir olan Allah'a iman etmeye çağırdı. Hazreti İbrahim, putlara tapmayı reddedip yalnızca Allah'a yöneldi. Hazreti Musa kavmine denizi yardı, onlara Allah'ın kudretini gösterdi. Hazreti İsa mucizelerle insanlara Allah'ın varlığını anlattı. Ve son olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa hidayet rehberi olarak gönderildi. Onların her biri aynı hakikati haykırdı. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Ey insan! Rabbin senden yalnızca kendisine kulluk etmeni ister. Allah, kendisine ortak koşmayı asla affetmez. Ama tövbe edenin günahlarını bağışlar. Rabbine yönel ve ona şirk koşma. Kalbini putlardan, dünyalık sevgilerden ve ona ortak koşacağın her şeyden arındır. Çünkü tevhid, insanı yalnızca Allah'a bağlayan bir iptir. Bu ip koparsa insan, karanlıkta savrulan bir yaprak gibi olur. Unutma ki Allah'a kulluk, insanın asıl şerefidir. Ona ibadet etmek, seni kul değil, özgür yapar. Çünkü Rabbine yönelen bir kimse, insanlara boyun eğmekten kurtulur. Ona tevekkül eden, korkularını aşar. Ona sığınan, huzur bulur. Dünyanın fani lezzetlerine aldanma. O lezzetler, kalbine yük ve nefsine zulümden başka bir şey getirmez. Ey insan! Rabbin seni hidayete çağırıyor, sense yüz çeviriyorsun. Kur'an seni karanlıklardan nura çıkarmak için indirilmiş bir kitaptır. O kitapta Allah şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Bu hakikati unutma ve hayatını buna göre düzenle. Yalnızca Allah'a yönel, ondan iste, ona dua et ve yalnızca ona secde et. Son olarak ey insan! Ölüm kapına geldiğinde, dünya nimetleri elinden kayıp gittiğinde ve seni kimse kurtaramadığında ne yapacaksın? Bugün Rabbinin birliğine iman et ve ebedi kurtuluş yolunu seç. Çünkü ahiret, inkarcılar için pişmanlık, müminler içinse bir kurtuluş günüdür. Rabbimiz, kalplerimizi tevhid üzere sabit kıl, bizi yalnızca sana kul olanlardan eyle. Amin.